Merhaba sevgili arkadaşlar. Gezgin Kitaphanı kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'u sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Bugün nereye geziyorum? Bakırköy'ün bir semti olan Florya'yı geziyorum. Florya'da göreceğimiz çok fazla yer yok. 4-5 tane yeri gezeceğiz. Ama Florya doğasıyla ve tarihiyle yine bizi etkileyecek. Gezgin Kitaphanı kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Florya gezimiz o zaman başlıyor. Florya Atatürk Ormanı'ndan başlıyoruz. Burada ilk önce bir kahvaltı yapacağız belediye tesislerinde ve ondan sonra da Atatürk Deniz Köşkü'ne doğru devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Florya'nın da tarihinden bahsedelim. Florya Sosyal Tesisleri ve Refleksoloji Parkı. Burası Türkiye'nin ilk refleksoloji parkıdır. Şimdi biz sabah 9.30'da Florya Sosyal Tesislerine geldik. Kahvaltı için sıraya girdik ve tam sırada 48 kişi vardı. Yani 2-3 saat beklemek zorundayız. Eğer kahvaltı yapmak istiyorsanız bu süreyi göz önünde bulundurun. Şu an açım ve sıranın gelmesini bekliyorum. Yani biraz geç gelmişiz. Refleksoloji nedir? 4000 yıllık bir tarihe sahiptir ve uzak doğuda ayak masajı ile bir tedavi yöntemidir. Bizanslar Florya için Hepdomon ismini kullanırlarmış. Peki Florya ismi nereden gelmiş? Bazıları Florya isminin Florian kelimesinden geldiğini düşünmekte. Osman Devleti'ne gelirsek. Kanuni Sultan Süleyman'ın baş defterdarı İskender Çelebi buraya geliyor ve Florya'da bir köşk yaptırıyor. Çok da güzel bir bahçe düzenliyor ve burası yavaş yavaş ismini duyurmaya başlıyor. İskender Çelebi Arnavut kökenlidir ve Florina şehrinden gelmiştir. Florina şehrinden geldiğinden dolayı bu bölgeye Florya isminin verildiği de tahmin edilmektedir. Bu güzel semtin kurulmasına ön ayak olan İskender Çelebi Kanuni Sultan Süleyman tarafından idam ettirilmiştir. Hazin bir sonu olmuş. İdamdan epey sonra Kanuni avdayken dehşetli bir sağanak yağmura yakalanır. İskender Çelebi'nin kullanılmayan köşküne sığınır. Köşkün çevresine 74 yıldırım düşer ve çok büyük bir sel felaketi meydana gelir. Kanuni selde boğulma tehlikesi yaşar ve bir iç oğlanı Kanuni'yi sırtlar ve kurtarır. 2 yıl sonra Zigetvar'da 74 yaşında ölür ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü İskender Çelebi'nin idamıyla bağlayan da böyle bir hikaye vardır. Bahçelerden, çiçeklerden bahsedip de Osmanlı Devleti döneminde Lale Devri'nden bahsetmemek olmaz tabii ki. Nevşehirli damat İbrahim Paşa Florya'da İskender Çelebi'nin köşkünü tekrar restore ediyor, yeniliyor. Çok güzel bir bahçe yapıyor ve buradaki köşk Patrona Halil isyanında yerle bir ediliyor. Burası da isyanda nasibini almış bir köşk. Şimdi buranın başka bir ismi daha var. Florya'ya Şenlik Köy de diyorlar. Haritaya baktığınız zaman Şenlik Köy'ü görürseniz bilin ki burası Florya'dır. Şenlik Köy'de Rumlar yaşıyordu ve Rumlar Şenlik Köy için Kalitarya ismini kullanıyordu. Kalitarya'ymış buralar bir zamanlar. Saat 11.30 oldu. Yani 2 saat geçti. Bizim önümüzde 48 kişi olduğunu söylemiştim. 9 kişi kalmış. Bakalım kaç saat sonra kahvaltıya oturabileceğiz. Burada refleksolojiden bahsedince hemen aklımıza çıplak ayaklarla bu Japon uzak doğudan getirilen taşlara basmak geliyordu. Ama basamıyoruz. 5 yıl önce stres taşları kaldırılmış. Bundan dolayı stres atabileceğimiz herhangi bir taş kalmamış. Bu taşlara basacaktık. Ondan sonra bir güzel de ayağımızın altını yoklayıp bakalım neresi ağrıyordu, nerede bir acı var, nerede bir yoğunluk hissediyoruz. Ona göre refleksoloji haritasına bakıp vücudumuzun hangi bölgesinde bir rahatsızlık olduğunu tespit edecektik. Türkiye'de modern plaj anlayışının başladığı ilk yerdir Florya. Saat 12 ve sıra geldi. 9.30'dan 12'ye kadar kahvaltı için sırada bekledim. Yani 2.5 saat. Yumurtamız, mıhlamamız, menemenimiz, ondan sonra zeytinimiz, salatamız ve böreğimizi aldık. Kahvaltımıza şimdi başlıyoruz. Hadi afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıyı çok fazla beğenmediğimi söylemek istiyorum. Arnavutköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yaptığımız kahvaltı daha güzel ve daha lezzetliydi. 86 lira ödedik. Şimdi neredeyiz? Şimdi arkamda Türkiye Büyük Millet Meclisi sosyal tesisleri var. Florya'da bunun yanında Atatürk
Deniz Köşkü var. Tadadadam. Evet, şimdi Atatürk Deniz Köşkü'nü geziyoruz. Florya'ya geliyorsanız mutlaka bu köşkü de ziyaret edin. Şimdi biletimizi alalım ve içeriye girelim. Atatürk işte bu köşkte hemen denize giriyordu. İşte bu kumlarda 100 yıllık kumlar. Tam bilet 10 lira, öğrenci bileti 5 lira. Ben bileti öğretmen bilet olarak 5 liraya aldım ve 5 liraya şimdi bu köşkü geziyoruz. Evet, buna beton sütun. Güçlendirmek için etrafı demir saçlarla örülmüş. Galoş giyininiz. Burası Atatürk'ün yatak odasıydı. Banyosu da hemen yanda. Burası da küçük Ülkü'nün odasıydı. Misafirler için hazırlanmış bir oda. Florya Atatürk Deniz Köşkü'nden bahsedelim. 1935 yılında İstanbul Belediyesi tarafından yapılan yarışmayı kazanan mimar Seyfi Arkan tarafından yapılmıştır. Yazlık bir konut olarak denize çakılan sütunlar üzerine inşa edilmiştir. Köşk Atatürk tarafından en son 28 Mayıs 1938 yılında kullanılmıştır. Rahatsızlığının bir dönemini Florya'daki bu köşkünde dinlenerek geçirmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. 1988'de müze haline getirilmiştir. Yerverlik ve genel sekreterlik binaları ne yazık ki yıkılmış. Buranın mimarisine baktığımız zaman Avrupa tarzında Bauhaus tarzında inşa edilmiştir, yapılmıştır. Burası 48 günde inşa edilmiştir. Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile birçok fotoğrafı vardır bu köşkte. Atatürk'ün sandalı. Bakanlar Kurulu toplantısı bu masada yapılıyordu. Toplantıda alınan notlar, önemli bilgiler buraya yazılıyordu. Yüzyıllık tahtalar. Florya'da Atatürk Ormanı'nın yakınlarındayım. Şimdi bir av köşküne gideceğim. Bu Osmanlı döneminden kalan bir av köşküydü. Konum olarak Florya av köşkündeyiz. 1800'lü yılların sonuna doğru avcılıkta kullanılmak için yapılmıştır. Köşke bakması için Andon isimli Beyrutlu bir balıkçı başı görevlendirilmiştir. Rusların İstanbul'u işgal etmesi üzerine tavernaya çevrilmiştir. Ruslar İstanbul'dan dönünce Balkan Savaşı'nın ardından gelen bir aileye verilmiştir. Daha sonra burası kahvehaneye çevrilmiştir. En sonunda restore edilerek bugünkü haline gelerek bir kafe olarak kullanılmaktaydı. Şu an boş. Şimdi olmazsa olmazımız çeşmeler. Şenlikköy Çeşmesi. Yani Şenlikköy Meydan Çeşmesi. Burası yıkılmak üzereydi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri geldi ve burayı restore ederek kurtardılar. Şenlikköy Meydan Çeşmesi hakkında elimizde yeterli bilgi yok. Ondan dolayı kaçıncı yüzyılda yapıldığına dair bir bilgi veremeyeceğim. Florya Eski Camisi.
Burası camiden önce aslında bir Rum Ortodoks Kilisesi'ydi. Daha sonra camiye çevrildi. Ama buranın ne zaman inşa edildiği, ne zaman camiye çevrildiği ile ilgili bilgi yok. Burada yaşayan bir hanımefendiyle konuştum şimdi. İçeriği ziyaret edebilmek için izin alınması gerekli olduğunu söyledi. Kilisenin üst kısmını görüyorsunuz. Şimdi Atatürk Ormanı'na doğru gidelim ve Flora gezimizi tamamlayalım. Atatürk Ormanı'nı bekleyen büyük bir tehlike var. Buranın imara açılma durumu var. Umarım burası imara açılmaz ve Bakırköylülerin, Floryalıların ve İstanbulluların nefes aldığı, spor yapabildiği, stres atmaya devam ettiği bir yer olur. Florya Atatürk Ormanı'na geldiğin zaman hemen girişte yer alan bu tanıtım levhalarından buradaki eski anıt ağaçları görebilirsiniz. Ve bir gezimizin daha sonuna geldik. Florya Atatürk Ormanı ile gezimi burada bitiriyorum. Florya güzel bir semtti. Parkları, bahçeleri ve bu geniş ormanlarıyla gerçekten yaşanabilecek İstanbul'un güzel semtlerinden biriydi. Nezih, ferah, rahat bir yer. Ama tabii ki sosyoekonomik olarak üst kesimin yer aldığı bir semt burası. Bunu da belirtmek gerekiyor. Gezgin Kitaphanı kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videoları beğenir, yorum yaparsanız ikimizsin memnun olurum. Yeni videolarda, yeni gezilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.